burada, tarımın, inançların, medeniyetin doğduğu topraklarda, tarihteki en büyük imparatorlukların mücadelesine ev sahipliği yapan bu yerde, bütün insanlığın geçmişini aydınlatan bilgi hazineleri yatıyor. Tarihi Urfa şehir merkezindeki nekropol alanı, medeniyetin beşiği Edesa'nın gizemli tarihine ışık tutuyor. Urfa şehrinin tarihi zenginlikleri dünya çapında üne sahiptir. Bölgenin 10 bin yıldan öncesine dayanan geçmişi, dünyanın en eski tapınak alanı Göbekli Tepe ve 11 bin yıllık Urfa adamı gibi eserlerle günümüze taşınırken, Hazreti İbrahim'in mirası Balıklı Göl ve peygamber makamları da şehrin manevi önemini işaret eder. Tarih boyunca önemini koruyan Urfa bölgesi, Perslerden Makedonlara, Makedonlardan Partlara, Partlardan Roma İmparatorluğuna, bütün güçlü imparatorlukların mücadelesine sahne olmuştur. Pers İmparatoruna karşı o zamana kadar görülen en büyük seferi başlatan Büyük İskender, Anadolu'yu ele geçirip Mezopotamya'ya yöneldiğinde yolu buradan geçmiştir. M.Ö. 332'de Makedon Kralı İskender'in ordusu Pers ordusunu yenince Güneydoğu Anadolu ve bu arada Urfa bölgesi de Makedonların eline geçmiştir. İskender'in M.Ö. 323'te ölümünden sonra komutanlarından 1. Seleukos Nikator tarafından M.Ö. 302 yılında Edesa kenti yeniden tahkim edilmiştir. Bünyesinde farklı dinlerden ve farklı unsurlardan insanları barındıran Seleukos Krallığı, bu bölgede yeni bir Makedonya oluşturup Helen tarzında şehirler kurmuş ve bu şehirler aracılığıyla yayılmıştır. Antik Yunan, Sami ve Roma kültürünün Edesa kent merkezinde yer alan en önemli kalıntılarından biri de Kızılkoyun Nekropolü'dür. Roma döneminde doğum ve yaşam kadar önemli bir yer tutan ölümün ve ölünün gittiği yerde rahat ettirilmesi gerekliliğinden doğan inancın en güzel örneklerindendir. Bu dönemde genellikle kentlerin yakın çevresinde kendilerine yer bulan nekropolisler, Roma döneminde de dönemin dini anlayışına uygun olarak ölü gömme ritüellerine sahne olmuştur. O dönemde Edesa'da yaşayanlara dair birçok hikaye bu nekropolün odalarından günümüze ulaşmıştır. Bugün Abgar'ın evinde karanlık bir gün. Babası Barka son nefesini veriyor. Bütün aile keder içinde. Herkes ölmek üzere olan Barka'nın etrafında toplanmış. Abgar en yakını olarak ona bir veda öpücüğü veriyor. Bu öpücüğün onun ruhunu yakalayacağına inanılıyor. Babasının gözlerini kapatırken bütün aile Barka'nın ismini söylüyor. Ve ağıtlar yakmaya başlıyor. Bu ağıtlar bütün cenaze töreni boyunca devam edecek. Bu tören için iki yoldan birini seçecekler. Cenazenin yakıldığı ve küllerinin mezara konduğu kremasyon veya cenazenin bir lahit içinde mezara yerleştirildiği inhumasyon. Yan odada ağıtlar devam ederken bedeni yatağından alıp yıkanacağı yere taşıyorlar. Burada beden cenaze için temizleniyor ve yağlanıyor. Temizlik işlemleri bittikten sonra Abgar babasına yaşarken en sevdiği kıyafetleri giydiriyor. Başına bir çelenk, ağzına ise bir para yerleştiriyor. Bu para, Karo'nun teknesinde ölüler diyarına yolculuk etmesi için gerekli olacak. Cenazenin gömüleceği alana bütün aile, akrabaları, arkadaşları ve davet edilen insanlar hep beraber gidiyor. Cenazeyi son yolculuğuna götürürken bu törene uygun bir şekilde siyah giysiler giymişler. Roma geleneğine uygun bir şekilde cenaze gece taşınıyor. Taşıma işlemine meşaleler eşlik ediyor. Abgar en yakın akrabası olarak babasının omzunda yerini alıyor. Cenazeyi taşıyanlar, en yakın akrabaları, arkadaşları veya azat edilmiş kölelerinden oluşuyor.
Cenaze alanına vardıklarında özel bir ritüel gerçekleştiriliyor. Lahit içine yerleştirilen barkanın üzerine bir miktar toprak atıyorlar. O artık ebediyen burada yatacak. Cenazeden eve dönüşte temizlik süreci başlıyor. Sufityo adı verilen bu törende cenazeye katılanlar ateş ve suyla arınıyor. Evdeki temizlik işlemleri sonrasında barkayı onurlandırmak için mezarı önünde yemek töreni düzenliyorlar. Bu tören ölümünün 9. gününde tekrarlanacak ve yas tutma dönemi sona erecek. Yemek sadece törene katılanlar için yapılmıyor. Tören sonrasında ölü için mezar yerine bırakılan yemek sunuları bazen çevredeki açlar tarafından yeniyor. Abgar'ın babası için yapacakları bitmedi. Bu tür anma törenleri yılın belli zamanlarında tekrar yapılacak. Doğum günü, ölüm yıl dönümü veya ölüler için düzenlenen festivallerde bu görevi yerine getirecekler ve barkayı anmayı unutmayacaklar. Bu törenlerde yine yemekler düzenlenecek ve ölünün onuruna, mezarına libasyon yapılacak. Abgar, babasının anısını yaşatmak için belki de ömrünün sonuna kadar bu törenleri aksatmadan sürdürecek. Tıpkı kendisinden sonra çocuklarının onun için yapacağı gibi. Ve yüzyıllar boyunca ölülerini burada, Edessa nekropolünde son uykusuna yatıran binlerce Edessa sakinleri.